askerlik yapmış olanlar bilir. Bir kola kutusuna önden kurşun olarak giren mermi arkada kola kutusunu ne hale getirir? Bizim Kerkük yolculuğumuzda elinde Kalaşnikov olan bir şahıs karşısında biz ne yaptık? Bir evet. mi? Dört. Dört bir tanesi tehlikeliydi evet, bir çok. Tane. Diğerleri 35-45 yaş arasındaydı evet. ama 17 yaşındaydı. 17. Yani en tehlikeli yaş. Var. En tehlikeli yaş efendim. Bir de bana pis pis bakıyor. Neydi o gün olayımız sizin aranızda? Yani senle beraberdik hatırlayacaksın. 2009 Aralık gibi galiba. Galiba yani. Yaman'ın doğmasına 15 gün mü vardı? Ya sen de Yaman'ı değil. Göremeden gidiyordun. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Şimdi esasında kötü bir niyetimiz yok. Yani Irak'ın kuzeyinde 2009 yılında yaşanılmakta olan gelişmeleri anlatan keyifli bir iş yapmaya çalışıyoruz. Evet. Böyle TRT'ye hazırlıyorduk galiba. TRT. Sınırlar ve insanlar. Evet. Türkiye'de sınırlar ve insanlar, iyi ki hatırlattım. Sınırlar ve insanlar TRT bünyesinde yayınlanmış 13 bölümlük belgeseller içinde Irak'ın kuzeyini ve Ermenistan'ı anlatan tek belgeseldir. Dışişleri Bakanlığı haftalarca direndi bunları. Ama ben kötü bir şey yapmadım. Ben sadece insanları anlatmaya çalıştım. Tabii. Yani o belgeselde siyaset falan yoktu. Yok. Açık konuşalım. İkisinde de şey veriyorduk. Yani insanlar hani sınırlarımızın etrafında ne oluyor? Ne oluyor? Bitti. Yani ne oluyor? Ne oluyor ne bitiyor? İnsanlar nasıl yaşıyor? Evet. Kültürleri nasıl falan. Elivan mesela çok renkliydi tabii yani renkli. Falan. Orada da işte tabii Kerkük'ü çekmeden, Kerkük Türkmenini anlatmadan hani bir tek Erbil'i çekmişsin, Duhok'u çekmişsin. Kerkük'te benim Türkmen kardeşim var. Yani ben onun o Türkmen kültürünü, Kerkük'ün Bağız rejimi sırasında yaşadığı olayları, oradaki Türkmen folklorunu falan... Türküsünü değil mi? Tabii. Çekmeden gitmeyiz. Şimdi hatırlayacaksın bir yerde durduk. Erbil'den Kerkük'e gidiyoruz. Kerkük arası. Bir böyle bir petrol bölgesi. Bir tanker var sağda. Sağda bir tanker var. Terk edilmiş bir tanker. Evet. Mazot satışı yapmış. Mazot satışı falan. Ben de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yani şöyle bir anons yapacağım. Hani 2009 bu kadar savaş oldu. Yavaş yavaş buralar toparlanıyor. Bakın eskiden bu eski benzin ve petrol işleri ne kadar ilkel araçlarla hallediliyordu. Sonra da şöyle bir pan yapacağız. Orada bir benzin istasyonu var ışıl ışıl Türkiye'deki gibi. Bakın işte buralarda adam oluyor yani falan onu diyeceğiz değil mi? Bütün olay bu. Bütün olay bu yani. Hikaye bu. Bir pan böyle. Abi panı yaptığın an dört tane Kalaşnikov'lu adam çıktı. O Coşkun Aral'ın fotoğrafları gibi. Evet. Abi bir gömlek buraya kadar açık. Evet. Kaşlar kalın. Buraya kadar bir saç. Evet. Ve Kalaşnikov mermisi ağza verildi. Verilmiş. 10 geldi. Saniyede oldu. 10 saniye ya oldu ya olmadı. Şoför de arabada duruyor. Şoför de bence o da KDP'nin adamı. Tabii o istihbaratçıymış. Hiç yerinden çıkmadı. Çünkü. Çıkmadı çünkü bak. O ama onun sayesinde kurtuldu. Onun sayesinde kurtuldu. Ne dedi adam? Ne çekiyorsunuz dedi. Hangi ülke dedi. Hangi televizyon dedi. Ben dedim İngilizce biliyor musun? Biliyor. Biliyor. Ondan sonra o şaşırdı tabii. Bizi zannetti önce. Beyaz olduğumuz için İngilizce. Oralardan zannetti. Ne yapıyorsun dedi. TRT'ye belgesel yapıyorum dedim. Burayı niye çekiyorsun dedi. Ya dedim ne güzel burasını beğendim. Orada dedim petrol var. Burada terk edilmiş bir şey var. Burada da dedim güzel bir iş yapmışsınız. Benzin istasyonu yapmışsınız. Buranın dedim yükselişini, ekonomisinin düzelişini anlatıyorum dedim. Sen dedi nereyi çektiğini bilmiyorsun dedi. Nereyi çekiyorum dedim. Buraları çekemem. Meğerse PKK'nın yerini çekiyormuş. Çünkü dedi, ben bunları vuracağım dedi. Evet. Şoför de diyor ki Kürtçe, sana ne yaptılar diyor. O da diyor ki, benim diyor kardeşim Roche TV'de çalışıyor. Evet. PKK sempatizanıyım. Şoför de diyor ki, tamam bu söylediklerin doğru da diyor. Bunun ne ilgisi var? Bununla ne alakası var? Türk olmaları yetiyor dedi. Onları tabii. Vuracağım dedi. Ve o işte 17 yaşındaki.
O diğerleri tabii daha orta yaşlı falan, biraz daha aklı selimler. O çocuğa bir baktım, parmak tetikte. Ve yaş 17-18, bana kötü bakıyor. Seni hatırlıyorsun, habire kameranı almaya çalışıyorum. Ben şey yaptım, kameranın kartını aldım, arabaya koydum o sırada. Sen ne yapıyorsun dedin, kartı alıyorum dedim. Ne pozisyonda da alıyorsun dedim, sabahtan beri görüntü çekiyorum. Kamerayı arabaya attım ki bana saldırmasın, ama ben göz göze hiç gelmedim. Ben de o 17'likte gelmedim. Kafamı önüme eğdim. Evet. Yapacak bir şey yok. Çünkü sonra sen arabanın önüne oturdun galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey oldu. Ben dert anlatmaya devam ediyorum. Ama şey hiç çıkmıyor dışarı. Şoför orada. Şoför hiç çıkmıyor. Ama ben şey bir ara göz ucuyla baktığımda telefonundan bir şeyler yazdığını gördüm. Yazdı ki 5 dakika geçmeden. Ondan sonra o işte o çocuk sanıyorum önce beni. Biz rehin olduk abi. Tabii. Biz adamın rehiniyiz. Ben onu anladım. Tabii tabii. Rehin olduğunda hiçbir şey yapmayacak. Adamın esirisin. Esirisin tabii. Özgür değilsin. Başın önüne eğiyorsun. Ben eğdim. Ben de şey sakin ve hiç onlarla göz göze gelmeden meseleyi anlatmaya çalışıyorum. Yapmayın arkadaşlar falan, ama gözüm tabii adamın Kalaşnikov'taki tetikteki elinde. Korktuk. Yani çünkü ben o silahın ne olduğunu biliyorum. Şöyle kaldırıp tırr etse ne biz kalacağız, ne şoför kalacak, ne bir şey. Oranın o halinde de bizim işimizi, cesedimizi bile bulamazlardı yani. Yani öyle bir durum. Peşmerge'nin özel timi geldi. Bir arabayla 5 dakika geçmeden geldi. Geldiler. Yani. Bu silahları var ellerinde. Uf, ne biçim silahlar, siyahlar giyinmiş falan bir takım adamlar. Ne oluyor burada falan diye. O zaman tırstı bunlar. Tırstı ama o 17'lik yine de... O 17'lik kızını alamadı. Sana dedi ki polis, o KDP'nin polisi, izin var mı? Sen tabii dedim, ben sabah oradaydık, izin belgemiz burada. Var tabii ki. Baktı, doğru dedi. Bu defa o hızını alamayan dedi, bunları içeri at o zaman dedi. Hapise at bunları dedi, mavi gömlekli. Biz dinliyoruz. İyi de dedi, adamların izin belgesi var dedi. Olsun dedi, ceza çeksinler 2-3 gün dedi ceza. Türk düşmandı işte. Türk düşmandı. Ve sonra polis şey dedi bize. Siz bir şey olduğunda bize haber verin. Bunlarla başınıza iş alırsınız dedi. Bu adamlar laftan anlamaz dedi. Onun için o silah mermi hiçbir şey dedi. Yani. Tabii tabii. Onların elinden silah almadı polis. Almadı. Almadı. Sen benzinliğe git dedi. Evet. Ona bile müdahale etti. Polise bile müdahale etti. Evet evet. Sen bunlara ceza vermen lazım dedi. Yani dikkat ettim orada polis... Dört tane kare, ama sonra da çok güldüğümüz bir manzara vardı. Sonra normal karşıladım da. Yani hani o dört tane adamın elinden silahı niye almadı, değil mi? Tabii. Şimdi söyleyeyim. Biz bir otelde kalıyorduk. Arka taraf otoparktı. Evet. Gece otopark bekçisinin Kalaşnikov'u vardı. Yani zaten orada satılır diye eskiden böyle. Tabii 200 dolardı. Evet. 200 100 dolar mı? 200 dolar mı ne? Yer yerde gördük ya. Tabii, şey. Biz hatta o korkuyla şoförle Kerkük'e gittik. Kerkük'te o arkası açık arabalar, kamuflajlı böyle yüzleri kar maskeli şey, şarjörler vardı. Şoför şey dedi bana, yeni bir olaydan kurtulduk dedi. Çekim yapacak mısın? Yok dedim. Erbilli bir Kürt şoför çekmemi istemedi, onun için çekmiyorum. Dalga mı geçiyorsun dedi, biz buraya niye geldik? Niye geldik? Çekmemi. Yine geldiler sonra üzerimize. Bu sefer peşmerge geldi. Bu defa yine geldi. Türkmenler kurtardı. Türkmenler kurtardı. Ya inanılmaz bir... Bizim yanımıza o Türkmenleri verdiler. Biz varsak dediler kardeşler. Ama yani o Türkmenlere ulaşana kadar canım çıktı ya. Canımız çıktı. Vallahi canım çıktı. Ben hayatımda o kadar zorlandığım başka bir yer görmedim. Ama şeyde Kerkük'e girdikten sonra... Ama ben olaydan sonra çok kötü oldum. Arabaya bindim. Dedim ki ya Allah'ım, karım dedim 8,5 aylık hamile. Bak şimdi canım karım orada çekim yapıyor. Dedim Allah'ım takdir tabii ki senin ya. Bütün derdimiz dedim burada ekmek kazanmak. Evet ya. Ve o silahın gücünü bildiğin için bir metreden Allah korusun dedim. Bunun şansı yok dedim. Yani hiç. Hiç. O saniye şey yok, o parçalanırsın. Duacıyımdır yani. Ben, evet. Dua ettim ama korktum. Cesareti. Yani ben normal şartlar altında savaş bölgelerinde buna benzer birkaç olay yaşadım.
Ama tabii yaş itibariyle o çocuktan çok çekindim. Evet, yani o yaş çok hatanın yapılabileceği bir yaş. Açık. Açık, her şeye açık. Yani o ben bunları öldürürüm, hesabını da veririm diye düşünebilir. Yani öyle bir çocuktu. Neyse, Allah'tan kurtardık. Kurtardık ve şimdi buradayız. Yol arkadaşım. Evet. Çok sağ ol. Estağfurullah.